Merhaba arkadaşlar, geldik matematiğin en kolay konularından bir tanesine, rasyonel sayılara. Rasyonel sayılardan TYT'de 1, AYT'de bir olmak üzere iki tane soru geliyor arkadaşlar. Oldukça da kolay sorular geliyor. Çantada keklik diyebileceğimiz sorular bunlar. Neydi rasyonel sayı? Önceki derslerimizde de bahsetmiştik. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı diyorduk arkadaşlar. Tabi burada bir şartımız vardı. Neydi o? Paydamız sıfırdan farklı olmak zorundaydı. Bunu teknik olarak şöyle de yazabiliyoruz. Q ile gösteriyoruz bu arada rasyonel sayıları. A bölü B şuradaki iki nokta öyle ki anlamına geliyor. Öyle ki B sıfırdan farklı. A ve B tam sayı bize neyi gösteriyor? Rasyonel sayılar kümesini göstermiş oluyor. Peki o zaman 7 bölü 9 eksi 3 bölü 5, 1 eksi 2 11 bölü 13 gibi sayılar nasıl sayılarmış? Rasyonel sayılarmış. Bu arada hatırlatalım. Rasyonel sayılar kümesi tam sayılar kümesini de kapsar. Yani her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır. Arkadaşlar sıfırı Sıfır dışında başka bir tam sayıya böldüğümüzde sonuç ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Bir tam sayıyı sıfıra böldüğümüzde ise sonuç tanımsızdır. Kesir ta ilkokuldan beri gördüğünüz bir kavram arkadaşlar. Bir bütünün eş parçalarından belli bir kısmını göstermeye yarayan ifadelere ne diyoruz? Kesir diyoruz. Bir ekmeği aldınız dörde böldünüz bir parçasını başladınız yemeye. Ne kadarını yediniz arkadaşlar? 1 bölü 4'ünü. Geriye ne kaldı? 3 bölü 4'ü kaldı arkadaşlar. Bir pizza dilimi geldi önünüze. 6'ya bölünmüş. Hemen bir tanesini tadına bakar bakmaz mideye indirdiniz arkadaşlar. Evet ne kadarını yediniz? 1 bölü 6'sını yediniz. Günlük hayatta çokça kullandığımız kavramlar bunlar. 2017 örnekte yeteş sorusu arkadaşlar. Eş parçalara ayrılmış olan yukarıdaki şekilde boyalı parçaların alanları toplamının şeklin toplam alanda oranı nedir? Boyalı parçalar eşmiş bunlar. 2 tane toplam kaç parça var? 8 tane olduğunu görüyorum. 2 bölü 8 sadeleştirirsek 1 bölü 4 aradığımız cevap olacaktır. Aslı doğum günü pastasını aşağıdaki gibi 4 eşit dilime ayırmıştır. Bu ne? 2018 TYT sorusu. Sonra bu pastanın bir dilimini Burcu, Cem ve Deniz arasında eşit miktarda paylaştırmıştır. Öncelikle bu bir dilim ne ifade ediyor? 1 bölü 4'ü ifade ediyor. Sonra bu 1 bölü 4'ü 3 kişiye bölüştürmüş arkadaşlar. O zaman her biri ne kadar almış? 1 bölü 4'ün 1 bölü 3'ü kadar. Yani 1 bölü 12 kadar almış. Burcu 1 bölü 12, Cem 1 bölü 12'sini, Deniz de 1 bölü 12'sini almış. Buna göre diyor bu pastadan Cem'in payına düşen pastanın tamamının oranı kaçtır? Kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 12'dir. Basit kesir. İşaretine dikkat edilmeksizin payı paydasından mutlak değerce küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz. Eğer pay paydasından küçükse işaretine bakmıyoruz arkadaşlar. Bu kesirlere ne diyoruz? Basit kesir ya da mutlak değerce payı paydasından küçük olan kesirlerdir diyoruz. 1 bölü 2, eksi 4 bölü 7, eksi 11 bölü 12, 8 bölü 15 gibi pay paydasından küçük olan kesirler nedir? Basit kesirdir. Burada dikkatinizi çekiyorum. Sıfırda yine bir basit kesirdir. Sıfırı 0 sıfır bölü 1 şeklinde yazarsam pay paydasından ne olacaktır? Küçük olacaktır. Basit kesirler arkadaşlar sayı doğrusunu çizdiğimizde hangi aralıkta yer alırlar? Eksi 1 ile artı 1 aralığında yer alırlar. Bu şu demek değildir. Eksi 1 ile artı 1 arasındaki tüm sayılar demek değildir. Burada rasyonel olmayan sayılar da var. Ancak şunu söyleyebiliriz. Basit kesirler eksi 1 artı 1 aralığındadır. Diyebiliriz arkadaşlar. Örnek 3. ifadesi bir basit kesir olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır diyor. Bu basit kesir ise arkadaşlar payı ne olacak? Paydasından küçük olacak. Tabi eksilisine de dikkat edeceğiz. Payı paydasından her şekilde ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. O zaman 2 artı 1 ondan küçük. Eksi ondan ne olmalı? Büyük olmalı arkadaşlar. Tüm ifadeyi eksi 1 ile toplarsam ne olur? Eksi 11 küçük 2a o da küçük ne olacaktır? 9 olacaktır. Tüm ifadeyi 2'ye bölersem ne olur? Eksi 11 bölü 2. 2'ye bölersem a kalır. 9 bölü 2 olacaktır. Ne diyor? A'nın alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır diyor. Şu 4,5 demek arkadaşlar. 4,5'dan küçük doğal sayılar neler var? 0, 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere 5 farklı değer var arkadaşlar. Bileşik kesir işaretine bakılmaksızın payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere bileşik kesir diyoruz. Ya da şöyle de ifade edebiliriz. Payının payı mutlak değerce paydadan büyük olan veya eşit olan kesirlerdir. Eksi 11 bölü 9 bakın işaretine dikkat etmeyin. Pay paydadan nedir? büyüktür. Eksi 1 pay payda eşittir. Bakın işaretine dikkat etmezseniz. 7 bölü 5 7 5'ten büyüktür. Yine 1 2 3 5 bunlar da nedir? Paydalar 1. Dolayısıyla pay paydadan büyük veya eşittir. Dolayısıyla bu kesirler nedir? Bileşik kesirlerdir. Örnek 4. ifadesi bir bileşik kesir olduğuna göre n'nin alabileceği en büyük negatif tam sayı değeri kaçtır diyor. Bileşik kesir olduğuna göre 3n-7 için ne söyleyebiliriz? Ya 13'ten büyük eşittir ya da işaretine dikkat edersek eksi 13'ten küçük eşittir. Ancak o zaman bu ifade bileşik kesir olacaktır. Yani yukarısı 15 olursa 15 bölü 13 bileşik kesir olur. Ya da eksi 15 olursa eksi 15 bölü 13 yine ne olur? Bileşik kesir olur. Burayı çözersek eksi 7'yi karşıya attım. 3 n büyük eşit? 20. 7'ye bölersem neye büyük eşit? 20 bölü 3 olacaktır. Diğerini de çözelim. Eksi 7'yi karşıya attım. 3n küçük eşit eksi 6. Buradan 3'e bölersek iki tarafı n küçük eşit eksi 2 olacaktır. Ne diyor? En büyük negatif tam sayı değerini sorduğu için cevabımız ne olur? Eksi 2 olacaktır. Tam sayılı kesir A tam B bölü C şeklinde yazılan sayılara tam sayılı kesir diyoruz. Mesela 2 bölü 5 ifadesi bir tam sayılı kesirdir veya eksi 3 tam 1 bölü 4 ifadesi bir tam sayılı kesirdir. Eğer ABC ifadelerimiz pozitifse A tam B bölü C'yi nasıl yazabilirim? A artı B bölü C şeklinde yazabilirim. Bunu da pratik olarak bileşik kesre nasıl çeviririz arkadaşlar? Paydayla A'yı çarparım AC. B'yi eklersem ac artı b bölü c olacaktır. Örneğin 2 tam 3 bölü 5 2 artı 3 bölü 5 demektir. Pratik olarak nasıl çeviririz? 5 kere 2 10 3'ü de eklersek 13 bölü 5 olacaktır. Ancak arkadaşlar bileşik kesrimiz negatifse burada biraz dikkatli olmak lazım. Eksi 3 tam 1 bölü 4 burada ne demektir? Eksi 3 tam eksi 1 bölü 4 demektir. Çünkü 3 negatifken 1 bölü 4 de negatiftir. Buna dikkat edelim. Bunu bileşik kesre çevirmemiz gerekirse 4 kere 3 12 bir daha 13 bölü 4 ama nasıl? Eksi 13 bölü 4 diyeceğiz. Buna göre örnek 5'te verilen tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirelim. 4 tam 1 bölü 5 ne yapıyorum? 4 kere 5 20 payda eşitliyorum. 1 eklersem 21 bölü 5 olacaktır. 2 tam 3 bölü 4 4 kere 2 8 3 daha 11 bölü 4 yapacaktır. Eksi 2 tam 3 bölü 4. Eksi hiç görmüyorum. 4 kere 2 8. 3 daha 11 bölü 4. En son önüne eksiği koyuyorum arkadaşlar. Burada da aynı şekilde 5 kere 3 15. 2 daha 17 bölü 5 oldu. Önüne ne koydum? Eksi koydum arkadaşlar. Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirken payı paydaya böleriz arkadaşlar. A'yı B'ye bölersek bölüm C kalan K olsun. Buradaki bölümümüz tam sayı olan kısımdır C. Kalanı bölene bölersek de C tam K elde ederiz arkadaşlar. 33'ü 5'e bölmek istiyorum. 33'te 5 kaç tane? 6 tane. 6 kere 5 30. Ne kaldı? 3 kaldı. 6 tam 3 bölü 5 olacaktır. 61'de 15 kaç tane? 4 tane. 4 kere 15 60. Geriye ne kaldı? 1 bölü 15 kaldı. Yine negatif olması bir şey değiştirmiyor. Aynen negatif değilmiş gibi normal payı paydaya bölüyorum. 43'te 6 kaç tane? 7 tane. 7 kere 6 42 geriye ne kaldı? 1 bölü 6 kaldı. Önüne ne koyuyorum? Eksi koyuyorum. 38'de 13. 2 tane. 2 kere 13 26. Geriye ne kaldı? 12. 12 bölü 13. Hepsinin önüne ne koyuyorum? Eksi koyuyorum. Kesirlerde sadeleştirme ve genişletme. A bölü B kesirinin pay ve paydasını sıfırdan farklı bir sayı ile çarpmaya genişletme. Pay ve paydasını sıfırdan farklı bir sayı ile bölmeye sadeleştirme diyorlar. Örneğin 2 bölü 4 sayısını ele alalım. 2 bölü 4 kesirini pay ve paydasını 2 ile çarparsak ne olur? 4 bölü 8. 2 bölü 4'ün pay ve paydasını 3 ile çarparsak ne olur? 6 bölü 12. Veya 2 bölü 4'ü 2 ile sadeleştirirsek hepsini 2'ye bölersek 1 bölü 2. Bu kesirlerin hepsi aynı kesir değerine sahiptirler arkadaşlar. Yani kesiri payı ve paydasını belli bir sayıyla çarpmak veya payı ve paydasını belli bir sayıya bölmek kesirin değerini değiştirmeyecektir. Bu tarz kesirleri nasıl kesirler diyoruz? Denk kesirler diyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 2 bölü 3 kesirine denktir? Yani sadeleştirdiğimde hangisi 2 bölü 3 sonucunu verir diyor. Arkadaşlar bu arada şıklarda kesirlerimiz genelde en sade halleriyle verilirler. Yani elimizde sadeleşebilen bir kesir kalmışsa onu mutlaka sadeleştirmemiz gerekiyor. 11 bölü 24 sadeleştirirsek ne olur? 5 bölü 12. 2 bölü 3 olacak mıdır? Olmayacak. 12 bölü 16. 4'e bölersek 3 bölü 4. 2 bölü 3 eşit mi? Hayır arkadaşlar. 20 bölü 35. 5'e bölersek ne olur? 4 bölü 7 olur. Eşit oldu mu? Olmadı. 26 bölü 65. ikisini de 13'e bölersek. 2 bölü 13 kere 5 65. 5 oldu arkadaşlar. Bu da olmadı. 20 bölü 30 kesirinde sıfırları sadeleştirirsem cevap ne oldu? 2 bölü 3 oldu. Basit ve bileşik kesirlerden farklı olarak özel bir kesir çeşidi sabit kesir arkadaşlar. ax artı b bölü cx artı d şeklinde yazılmıştır kesir ama aslında içinde değişken yoktur arkadaşlar. Bu nasıl olur derseniz kat sayıların orantılı olmasıyla derim. Yani x'lerin kat sayıları oranı sabitlerin oranına eşit olduğunda pay ile payda sadeleşir. x'ler o zaman kesrimiz sabit bir kesir olacaktır arkadaşlar. Örnek 8'e baktım. Şu kesirimiz sabit bir kesirmiş. O zaman x'in katsayısı neler var? A ve 4. Sabit neler var? 10 bölü eksi 5. Bunlar birbirine ne olmalı arkadaşlar? Eşit olmalı. Buradan sadeleştirirsek ne gelecektir? Eksi 2. 4'ü de karşıya atarsak A ne gelecek? Eksi 8 gelecektir. Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma yapılırken paydaların eşit olup olmadığına dikkat ederiz. Eşitse payları toplayıp paya yazarız arkadaşlar. Ortak paydayı da paydaya yazarız. Eşit değilse ne yaparız önce? Paydaları eşitleriz arkadaşlar. Bu arada A bölü B sayısının toplama işlemine göre tersi nedir? İşaretinin değişmiş hali. Eksi A bölü B olacaktır. Örnek 9. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor. 2 3 ortak katı nedir? 6. O zaman 2 3 ile 3 2 ile 6'yı 1 ile çarpmalıyım. 3 kere 1 ne olacaktır? 3 2 kere 1 2 1 kere 1 1 bölü ortak payda ne oldu? 6 buradan 3 2 daha 5 1 çıkınca 4 bölü 6 oldu arkadaşlar. Bunu da en sade haliyle yazalım. Ne olur? 2 bölü 3 olur. B maddesine bakalım. 12 tam 3 bölü 7, 7 tam 5 bölü 7, eksi 5 tam 1 bölü 7. Tam kısımları ayrı işlem yapalım arkadaşlar. 12, 7 daha 19, 5 çıktı ne olur? 14. 3 bölü 7 artı 3 bölü 7, 5 bölü 7, eksi 1 bölü 7. Ne yapar? 8 eksi 1, 7 bölü 7. Burası da 1 yapacağı için 14, 1 daha. Burası ne yapacaktır? 15 yapacaktır. C şıkkında işlemleri yapmadan payda eşitlemeye girişmeyin arkadaşlar. Öncelikle paydası aynı olan ifadelere dikkat edin bu tarz sorularda. Birbirini sadeleştiren veya toplandığında çıktığında tam sayı sonucu veren sayılar olabilir veya işlem yaparak bu şekilde elde edebileceğimiz sonuçlar olabilir. Bunları gözden kaçırmayın arkadaşlar. Paydası aynı olan sayılara bakıyorum. Önce şu eksiği bir dağıtayım yalnız. Burası 2 bölü 11. Eksi 3 bölü 13 artı 5 bölü 17 eksi 10 bölü 13 artı 12 bölü 17 dışarıdaki eksi içerideki işareti değiştiriyor arkadaşlar. Artı 9 bölü 11. Paydası 11 olan 2 bölü 11 9 bölü 11 toplarsak 11 bölü 11 1 yapar. Paydası 13 olan 13 olan şu. Eksi 10 bölü 13 eksi 3 bölü 13 toplarsam eksi 13 bölü 13 yani eksi 1. Paydası 17 olan 5 bölü 17 12 bölü 17 toplarsam 17 bölü 17 o da 1 yapacaktır. Şunlar birbirini götürürse cevabımız ne olacaktır? 1 olacaktır. D şıkkına bakalım. İfadelere baktığımda bunların sadeleşen ifadeler olduğunu görüyorum. 33 ile 55 11'ler ortak. 11 ile sadeleştirirsek ne olacaktır? 3 bölü 5. 333 bölü 555 de yine 3 bölü 5 olacaktır. Eksi 34 17'nin 2 katı. 85 de 17'nin 5 katı arkadaşlar. 91 7 çarpı 13. 65 5 çarpı 13. İkisi de 13'ün katı arkadaşlar. O zaman ne olur? Eksi 7 bölü 5 olacaktır. 13'leri sadeleştirirsem. Evet elde ettiğimiz sonuç bu. Paydalar aynı. Dolayısıyla payları toplayabilirim. 3, 6, 9, eksi 9. Bunların toplamı da eksi 9 yapıyor. Toplarsak ne olur? 0 bölü 5, o da ne yapar? 0 yapacaktır. Rasyonel sayılarda çarpma yaparken, paylar çarpılıp paya yazılır, paydalar çarpılıp payda yazılır. A bölü b sayısının çarpma işlemine göre tersini sorarsa, takla attırırsak, b bölü a olacaktır. Örnek ona bakalım. İki tane tam sayılı kesir vermiş. Tam sayılı kesirleri çarpma yaparken, bileşik kesre çeviriyoruz arkadaşlar. 2 kere 3 6 bir daha 7 bölü 3. 4 kere 2 daha 30 bölü 7 olacaktır. Buradan 7'ler sadeleşirse 30 bölü 3 ne yapacaktır? 10 yapacaktır. 5 şıkkına bakalım. 1 artı 1 bölü 3, 1 artı 1 bölü 4, nokta nokta 1 artı 1 bölü 44. Payda eşitlersek 3 kere 1, 3, 1 daha 4 bölü 3 çarpı 4, 1 daha 5 bölü 4 bir tane daha yazarsak nedir? 5 ee, olsaydı 6 bölü 5 değil mi? Bu şekilde devam eder. 44 bir daha. 45 bölü 44. Baktığımda çapraz olarak şunların sadeleştiğini görüyorum arkadaşlar. Geriye ne kaldı? 45 ve 3 kaldı. 45'i 3'e bölersek ne olacaktır? 15 olacaktır. Rasyonel sayılarda bölme yaparken bölen kesir, takla attırılarak çarpma haline getirilir ve çarpmada olduğu gibi kesirler çarpılır. Paylar çarpılır paya, paydalar çarpılır. Arkadaşlar şöyle kesir ifadeler verildiğinde eşitliğin hizasındaki kesir çizgisi ana kesir çizgisidir. Kesirin üzeri birinci kesir ya da böl bölünen kesir, altındaki ise ikinci kesir ya da bölen kesirdir. Birinciyi aynen alırız A bölü B'yi. C bölü D'yi takla attırıp D bölü C yapıp çarparız arkadaşlar. Şu şekle baktığımızda farklı durumlar olabiliyor bu kesirlerin. E, ana çizgimiz burası arkadaşlar. Kesirin üzerinde ne var? A var. Bunu biz A bölü 1 şeklinde gizli bir 1, 1 şeklinde düşünebiliriz. Aşağıda ne var? B bölü C. E, yukarıdaki birinci kesirimizi aynen alıyoruz. A bölü 1 A. İkinci kesiri takla attırıp çarptır, çarpıyorum arkadaşlar. C bölü B olacaktır. Burada da ana çizgimiz gördüğünüz gibi eşitliğin hizasındaki çizgidir. Yukarısı birinci kesir ya da bölünen kesir. C ise ikinci kesir ya da bölen kesirdir. Bölünen kesir aynen alınıyor. A bölü B. Bölen kesir ise takla attırılıyor. Bakın bir bölü C haline geliyor. Sonra da paylar çarpılıp paya, paydalar çarpılıp paydaya yazılıyor arkadaşlar. İkisinin arasındaki farka dikkat edin. Çeldirici sorular gelmekte. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma işlemlerinin karışık olarak bulunduğu bir soruda işlem önceliği aşağıdaki gibi arkadaşlar. Önce parantez içleri halledilir. Sonra üslü ifadeler. Sonra çarpma ve bölme sırasına göre en sonunda da toplama ve çıkarma yapılır. Örnek 11. Şu eşitlik nedir diyor arkadaşlar? Birinci kesire baktığımızda ana kesir çizgisinin 3'ün üstün, üstünde olduğunu görüyorum. Yukarısı birinci kesir. Bunu aynen alıyorum. 3'ü taklattırıp çarpıyorum arkadaşlar. Bu parantez içerisinde. Arada bölme işlemi var. Çizgisi burada. Yukarıda 1 var. Aşağıdaki 2 bölü 3'ü taklattırıp çarpıyorum. Ne olur buradan? Birinci çarpmanın sonucu 1 bölü 6 bölü. ikinci çarpmanın sonucu 3 bölü 2. Yine Bölme işlemi olduğu için birinciyi aynen aldım. ikinciyi taklattırıp çarptım. Buradan da gerekli sadeleştirmeleri yaparsak cevabımız 1 bölü 9 olacaktır. 5 şıkkına bakalım. Burada tam sayılı kesirler verilmiş arkadaşlar. Önce onları bileşik kesire çevirelim. Ne olur? 2 kere 3 6 bir daha 7 bölü 3 en içerideki. Eksi 3 kere 1 3 2 daha 5 bölü 3 Çarpı 3 kere 2, 6. Bir daha 7 bölü 2. Şu büyük parantez içerisindeymiş şöyle. Bunu da çarpım halinde yazayım. 7 kere 1, 7. 2 daha 9 bölü 7. Taklattırırsak 7 bölü 9 olacak. Şimdi bedelar aynı olduğu için 7'den 5 çıktı. Ne kalır diyelim? 2 bölü 3 kalır. 7 bölü 2 ile çarpacağız. Bunu da 7 bölü 9 da çarpacağız. Buradan 2'ler sadeleşirse... Cevabımız ne olacaktır? 7 kere 7 49. 3 kere 9 27 olacaktır. 2017 LSE sorusu. Şöyle bir rasyonel ifade vermiş. İşleminin sonucu nedir diyor. Şu çizginin üzerine halledelim önce. 5 kere 9 45. 25 çıkarırsam 20. Bölü 9 olacaktır yukarısı. Ana kesir çizgisi. Aşağıda ne var? 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3. Şurada birinci kesrimizi aynen alıyoruz arkadaşlar. Şu vatandaşı taklattırıp çarpıyorum. Eksi 1 bölü 3 diyorum. 3 ile 9'u sadeleştirirsem 3 kalır. 20 ile 2'yi sadeleştirirsem ne kalır? 10 kalır. Burası ne oldu? 10 bölü 3. 1 bölü 3'ü çıkarmam gerek. Faydalar aynı olduğu için payların farkını alıp paya yazacağım. 10 eksi 1 ne olacaktır? 9. Payda da 3 olacaktır. 9'u 3'e bölersek sonuç ne olacaktır? 3 olacaktır. 2003 ÖSS sorusu arkadaşlar. Sıralamasında birbirini izleyen sayılar arasındaki farklar eşitmiş. Buna göre A artı B kaçtır diyor. Farkları incelemeden önce paydaları eşitleyelim. 1 bölü 2'yi nasıl düşüneyim arkadaşlar? 2 bölü 4 olarak düşüneyim. Pay ve payda 2 ile çarptım. Şimdi aralıklar eşitmiş. Kaç tane aralık var? 1, 2, 3 tane aralık. 11'den 2'yi çıkarıp 3'e bölelim. Ne olur? 9 bölü 3'ten 3. Yani 3'ü çarpacak arkadaşlar. 2 bölü 4 küçük. 2'nin 3 fazlası nedir? 5 bölü 4. 5'in 3 fazlası 8 bölü 4. 8'in 3 fazlası 11 bölü 4. Şeklinde aralıklar eşit olacak şekilde sıraladık. Demek ki şu ifade A, şu ifade de B'ye eşit. Toplarsak ne olur? Paydalar eşit. 5, 8 daha 13 bölü 4 olacaktır. Nerede? D şıkkında. 14. soru işleminin sonucu kaçtır diyor. Önce kesir çizgisinin altını halledelim. Yukarıda 6 var. 1 eksi 1 bölü 3 diyor. 3 kere 1, 3. 1 çıkarırsak 2 bölü 3. Bölü şu kesir çizgisinin üstünü halledelim. 2 kere 5, 10. 1 çıkarırsak 9 bölü 2. 3 kere 1, 3. 1 daha 4 bölü 3 çarpı 27 bölü 4 arkadaşlar. Şurada parantez var. işlem önceliği var. 6'yı aynen alıyoruz. 2 bölü 3'ü takla attırıp çarpıyorum arkadaşlar. Bölü. 9 bölü 2'yi aynen alıyorum. Şurası 9. 4 bölü 3'ü 3 bölü 4 olarak devirip çarpıyorum. Çarpı 27 bölü 4. Buradan 6 ile 2 sadece 3. 3 kere 3 ne olacaktır? 9 bölü. Burada sadeleşen var mı? 27 bölü 8 sadeleşen yok arkadaşlar. 27 bölü 8 çarpı 27 bölü 4 oldu burası. Birinciyi aynen aldım. İkinciyi taklattırıp çarpıyorum. 8 bölü 27 çarpı 27 bölü 4. Buradan 27'ler ne oldu? Sadeleşti. 8 ile 4 de 2 olarak sadeleşti. 2 kere 9 ne yaptı? 18 yaptı arkadaşlar. 15. soru işleminin sonucu kaçtır diyor. İşleme en uçtan başlayayım arkadaşlar. 1'den 1 bölü 2 çıkarsa 2 kere 1, 2, 1 çıkarırsak 1 bölü 2 olur. Şimdi bir dışındaki işlemi yapıyorum. Şu işleme geçtim. Ne olur? 2 bölü 1 bölü 2 ne yaptı? 4 yaptı arkadaşlar. Şu işlemin sonucu 4 oldu. Geriye ne kaldı? 1 eksi 4. Bu ne oldu? Eksi 3. Şu ifadenin paydası eksi 3 oldu. Yani elimiz 2 eksi 3 bölü 3 bölü 1 bölü 4 var arkadaşlar. Eksi 3 bölü 3 ne yapar? Eksi 1 yapar. 2 eksi 1 bölü 1 bölü 4. Arkadaşlar 1 bölü 4'ü de bölme işlemi olduğu için burada çarpma haline dönüştüreceğim. O da ne olur? 2 eksi 1 çarpı 4 olacaktır. Burada 2'den 1'i çıkarırsak ayvayı yeriz arkadaşlar. Aman dikkat işlem önceliği var. Önce neyi yapacağız? Çarpmayı yapacağız. 4 kere 1 4. 2'den 4 çıktı ne olur? Eksi 2 olacaktır. Örnek 16 işleminin sonucu nedir diyor. 2013 artı 1 bölü 2013 aşağıda ne var? 4025 artı 2015 bölü 2013. Şurayı yukarıya benzetelim arkadaşlar. Ne yapalım? Buradaki 2013 fazlalığını bir atalım. Payı 2013 artı 2 şeklinde yazıyorum şu ifadenin payını. Bölü 2000. Onu da ayırırsak 2013 bölü 2013 1 artı 2013 yapacaktır şu ifade şu ifade ne yaptı? 1 artı 2 bölü 2013 yaptı arkadaşlar. 1'i 4025'e eklersek yukarısı aynen yazılsın. 2013 artı 1 bölü 2013. Aşağıda 1'i 4025'e ekledik. 4026 yaptı. Artı 2 bölü 13 oldu burası. Peki aşağıda ne yapabiliriz? Aşağıya iki parantezini alabilirim arkadaşlar. İfadeyi şöyle aşağıya alıyorum. 2013 artı 1 bölü 2013 bölü 2 parantezinde 2013 artı 1 bölü 2013 şeklinde yazdık. Şu ifadeler gitti. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Kuralınca cevabımız 1 bölü 2 oldu. Örnek 17. Değeri 5 bölü 12 olan yani kesrimiz 5x bölü 12x'miş. Arkadaşlar kesrimiz 5 bölü 12 değil. Değeri 5 bölü 12. Yani 5 bölü 12'nin katı olan bir kesir. Ne diyor? Payına 2 eklenip paydasından 2 çıkarılırsa 2 eklenip paydasından 2 çıkarılıyor. Kesrin değeri ne oluyormuş? 11 bölü 23 oluyormuş. Ne diyor? İlk kesrin payı ile paydasının toplamı nedir? 5x ile 12x'in toplamı yani 17x ne eşittir diye sormuş. İçler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. 11 ile 12x'i çarparsak 132x. 11 ile 2'yi çarparsam 22. Tabi eksi 22. 23 ile 5'i çarparsak 115x. 2 ile 23'ü çarparsak ne olur? 46 olur. 115'i karşıya attım. 132'den 115 çıkarırsam ne kalır? 17x. 22'yi de karşıya attım. Ne oldu? 46, 22 daha. 68 yaptı arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? 17x istiyordu. Zaten ben de neyi buldum? 17x'i buldum. Cevabımız 68 olacaktır. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum. Mutlaka bakın arkadaşlar. Baktıktan sonra yapamadığınız soruların çözümünü videolarımızdan takip edebilirsiniz. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayı değildir diyor arkadaşlar. Eksi 7 bölü 2 rasyonel bir sayım. Evet. Eksi 1 evet 0 evet 2 evet kare kök 5 irrasyonel bir sayıdır. Rasyonel değildir. Yukarıda eş parçalara ayrılmış şekilde boyalı parçaların, parçaların alanları toplamının şeklin toplam alanına oranı ile aşağıda eş parçalar ayrılmış şekillerdeki boyalı bölgelerin hangisinde alanları toplamının şeklin tüm alanla oranı birbirine eşittir. Bakalım kaç tane boyalı 3, 4, 5, 6 tane arkadaşlar. Peki toplam kaç tane üçgen var? 2, 4, 6, 3 katı 18. O zaman bu oran ne arkadaşlar? 1 bölü 3. Şıklarından hangisi 1 bölü 3 oranına sahiptir diyor. E şıkkına baktığımda 2 tane boyalı 6 tane toplam şekil var ne olduğunu görüyorum. 1 bölü 3 olduğunu görüyorum. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi 1 bölü 3 kesrine denktir diyor. Sadeleştirdiğimde 1 bölü 3 kesrini vermeli. 2 bölü 7 sadeleşmez 1 bölü 3'e denk değil. 3 bölü 6 sadeleşince 1 bölü 2 olur değil. 5 bölü 10 1 bölü 2 olur. 6 bölü 18 1 bölü 3 olur. 1 bölü 3 kesrine denk olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi basit kesirdir diyor arkadaşlar. Neydi? İşaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olacak. 5 2'den büyük bileşik kesir. 3 2'den büyük. Eksi 1'in payı ve paydası birbirine eşit. Bir gizli bir paydası var. Değil. 1 bölü 5'te pay paydadan küçük olduğu için doğru cevabımız D'dir. Beşinci soru aşağıdakilerden hangisi bileşik kesir değildir diyor arkadaşlar. Yani hangisinde pay paydasından küçüktür diyor. Yani basit kesiri soruyor. 7 bölü 3 bileşik kesir. Eksi 1 bileşik kesir. Pay paydasına eşit. 0, 0 bölü 1 gibi düşünürsek paydası 0'dan daha büyük. O yüzden bu basit kesir arkadaşlar. Yine 1 ile 12 bölü 7 de bileşik kesir olacaktır. 6. soru işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Payda eşitleyeceğim. Kaçta eşitlenir? 4'te. E, 2'nin paydası 1. Bunu da 4 ile genişletirsem 4 kere 2 ne olacaktır? 8. Eksi. Bunu da 2 ile genişleteceğim. 2. Eksi 1 bölü. Hepsinin paydası 4 oldu. Burada ise paydayı 6'ya benzeteceğim. Bunu 6 ile çarpıyorum. Bunu 2 ile. Ne olur? 6 kere 3. 18. Eksi. 2 kere 1. 2. Eksi 1 bölü. Payda ne oldu? 6. Yukarısı ne oldu? 8 eksi 3. 5 bölü 4. Çarpı. Aşağıdakini de takla attırıp yazacağım. 6 bölü 18 eksi 3 15. 5 bölü 15 1 bölü 3 yapacaktır. 6 ile de 3 sadeleşirse 2. 2 bölü 4 ne yapacaktır? 1 bölü 2 B şıkkı yapacaktır. 7. soru. Önce şuradaki işlemi yapalım. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 arkadaşlar. Bölü 5 bölü 6 artı 2 bölü 5. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 çarparsak ne olur? 1 bölü 6 bölme halinde 5 bölü 6 çarpı 6 bölü 5 yapabiliriz. Artı 2 bölü 5. 6'lar buradan giderse 1 bölü 5 kalır. 2 bölü 5 de burada toplarsak paydalar eşit. Ne olur? 3 bölü 5 C şıkkı olacaktır. Ödev testi orta düzey arkadaşlar. Birinci soru. X1 pozitif tam sayıdır. Bu ifadesi basit kesir olduğuna göre payı paydasından payı paydasından ne demektir? Küçük demektir arkadaşlar. 2x'i ee, başa eksi 1'i sona atarsak ne olacaktır? x küçük 3 olacaktır. x için ne demiş? Pozitif bir tam sayı demiş. Yani sıfırdan büyük. O zaman ne alabilir x'imiz? 1 ve 2 olmak üzere 2 farklı değer alabilir. Kaç farklı değer vardır diyor. 2 farklı değer alabilir. İkinci soru x1 pozitif tam sayıymış. O zaman x artı 3 de pozitiftir. Bu ifadesi bileşik kesirmiş, O zaman ne olabilir? x artı 3 büyük eşit y artı 5 olabilir arkadaşlar. Bir de x artı 3 büyük eşit eksi y eksi 5 olabilir. Şimdi e, x artı 3 pozitif olduğu için burada da yine x artı 3'ü büyük eşit olarak aldım. Buradan x eksi y büyük eşit 2. Buradan da ne olur? x artı y büyük eşit eksi 8 olacaktır. O zaman ne diyor? X artı y'nin en küçük değeri nedir diyor. En küçük değeri ne olur arkadaşlar? Eksi 8 olacaktır. İfadesi sabit kesir olduğuna göre katsayılar orantılıymış. X'lerin katsayılar oranı 2 bölü 1. Sabitlerin oranı 6 bölü A ise A ile 2'yi takas edersek A'mız 6 bölü 2'den ne olacaktır? 3 olacaktır. Gördüğünüz soruda işleminin sonucu nedir? Payda eşitlemeden önce paydası aynı olan sayılara bakalım. Şurada 3 bölü 4'lerin ne olduğunu görüyorum. Birbirini götürdüğünü görüyorum. Geriye ne kaldı? Eksi 1 bölü 7, eksi 6 bölü 7'den, eksi 7 bölü 7 o da ne? Eksi 1 olacaktır. İşleminin sonucu kaçtır diyor. 1 bölü 5, şurası 1 artı 1 bölü 4 ne olacaktır? 4 kere 1 4, bir daha 5 bölü 4 olacaktır. Bunu yukarıya devirelim. 1 bölü 5 eksi yukarıya devirirsek ne olur? 4 bölü 5 bölü 1 bölü 4. Şu bölmeyi çarpmaya çevirelim arkadaşlar. 1 bölü 5 eksi 4 bölü 5 çarpı 4 bölü 1. Buradan da ne oldu? 1 eksi 16 bölü 5. Önce çarpmayı yaptım. Dikkatli olun. Önce çıkarmayı yaparsak soru gider arkadaşlar. Bu da eksi 15 bölü 5. O da ne yapacaktır? Eksi 3 yapacaktır. İşleminin sonucu kaçtır diyor. 3 tam 1 bölü 4 ne demek? 3 artı 1 bölü 4. Eksi 2 tam 1 bölü 4. Eksi 2 eksi 1 bölü 4 demek arkadaşlar. 5 tam 2 bölü 7. 5 artı 2 bölü 7. Eksi 2 tam 2 bölü 7. Eksi 2 eksi 2, eksi 2 bölü 7 demek arkadaşlar. Buradan 1 bölü 4'ler ve 2 bölü 7'ler gider. 3'ten 2 çıkarırsak 1 kalır. 5'ten 2 çıkarırsak 3 kalır. 1 kere 3 ne olacaktır? 3 olacaktır. 7. soruda işleminin sonucu nedir diyor. Çıkarmayı yapalım. 2 kere 1 2. 1 çıkarırsam 1 bölü 2. 3 kere 1 3. 1 çıkarırsam 2 bölü 3. 1, 4 kere 1 4. 1 çıkarırsam 3 bölü 4. Bu şekilde devam edersem 21 eksi 1 22 bölü 21 gelecektir. Buradan da düzeltiyorum. 20 bölü 21. 21 eksi 1 20 yapacaktır. Sadeleştirme nasıl olur? 2'ler gider. 3'ler gider. 4'ler bakın. Şu akışı takip ediyor. Ne kaldı geriye? 1 bölü 21 kaldı. Nerede? E şıkkında. Pay ve paydası tam sayı ve değeri 3 bölü 4 olan bir kesir diyor. Kesirimiz 3K bölü 4K olsun. Payı ne ve paydasını X ekleniyormuş. Artı X şöyle ekledik. Ne oluyormuş? 11 bölü 14 oluyormuş. Buna göre X hangisi olabilir demiş. İçler dışlar şart mı yaparsak 3 kere 14 42K artı 14x eşittir. 11 kere 4 44k artı 11x olacaktır. 11x'i karşıya atarsak 3x 42k'yı da karşıya atarsak 2k gelecektir. Buradan k'mız 3 olursa x'imiz 2 veya bunun katları olur. 4'e 6, 6'ya 9. X'in 2'nin katları sayılar olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şıklara baktığımda çift olarak verilen sadece 5 şıkkı var. X'imiz 4 olabilir. Ödev testi ileri düzey. İfadesi sabit kesirmiş. M hangisi olabilir diyor. Sabit kesirse özelliği neydi? Kat sayılar orantılı. 3 bölü M eşittir. Ne olacaktır? M bölü 12. İçler dışlar çarpımından. M kare eşittir. 3 kere 12. 36. M ne olacaktır buradan? Artı 6 veya eksi 6 olacaktır. Hangisi verilmiş? A şıkkında eksi 6 verilmiş. İkinci soru ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere demiş. Şu ifadesi basit kesir. Basit kesirse A artı 1 neyden küçük arkadaşlar? B eksi 3'ten küçük. 3'ü başa gönderirsek A artı 4 küçüktür. B diyebiliriz burada. Sonra C eksi 4 beli B artı 2 neymiş? Bileşik kesilmiş. Buradan C eksi 4 için ne söyleyebiliriz? Büyük eşit B artı 2. 4'ü de karşıya atarsak C büyük eşit B artı 6 olacaktır. Ne diyor? ABC toplamını alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Yani ABC'ye küçük pozitif tam sayı değerleri verin diyor arkadaşlar. A'ya en küçük ne verebilirim? Pozitif tam sayı 1 veririm. 1, 4 daha ne yaptı? 5 yaptı. A'ya 1 verdim. Peki B büyük 5 olduğuna göre B ne olabilir? 6 olabilir en az. B6 B 6 oldu. B'ye 6 verirsem 6, 6 daha ne yaptı? 12. C büyük eşit 12 ise C ne olabilir? En az 12 olabilir. Bunların toplamını soruyor. 12 6 daha 18 1 daha 19 yapacaktır. Doğru cevap D şıkkında. A ve B gerçek sayıdır diyor. 5A eksi B bölü 2A eksi 4 eşit 0'mış arkadaşlar. Buna göre B hangisi olamaz diyor. Kesirli ifade 0 eşitse Payı 0 eşittir arkadaşlar. Yani 5A eksi B eşit 0'dır. Ancak kesirli bir ifadede payda 0 olamaz. Buradan A ne olamaz? 4'e attık. 2'yi de paydaya gönderdik. 2 olamaz arkadaşlar. 5A eksi 0 ise A yerine 2 verirsem B ne olacaktır? 10 olacaktır. Ancak A2 olamayacağı için B de 10 olamayacaktır. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Önce şu uçlardaki işlemleri halledelim. Ne olur? 4 kere 1 4 3 çıkarırsak 1 bölü 4 artı 2 kere 3 6 bir daha 7 bölü 2 paydamızda ne var? 7 kesirin dışında da bölü 1 bölü 2 var. 1 bölü 4 yukarıya takla attırırsak 4 kere 2 8 yapacaktır. Birinciyi aynen aldık. İkinciyi takla attırıp çarptık. Şurada da bölme işlemi vardı. Bunu da çarpmaya dönüştürelim. 1 bölü 2'yi devirdim. 2 oldu. Buradan 7'ler gitti. 8 artı 1 bölü 2 kaldı. 2 kere 8 16. Bir daha 17 bölü 2 çarp 2'den 2'ler gitti. Soru bitti. Doğru cevabımız E şıkkında. İşleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Parantez işlemini halledelim öncelikle. 2 kere 2 4. 7'den 4 çıktı. 3 bölü 2. Bölme halinde çarpı deviriyorum arkadaşlar. 5 bölü 4. Bölü birleşik kesire dönüştürüyorum. 2 kere 3, 6. Bir daha 7 bölü 2. Tabi eksi. Parantezin içini hallediyorum önce. Birinciyi aynen aldım. 5 bölü 3'ü. 5 bölü 3'ü. İkinciyi ters çevirip çarptım. Ne oldu orası? 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. Bölme olduğu için bunu çarpma haline dönüştürürken nasıl yazarım? 3 bölü 2 olarak yazarım arkadaşlar. Bölü 1 bölü 14'müş. Bunu da çarpmaya dönüştürürken 1 bölü 14 ters döner. Ne olur? 14 olur. Peki yukarıda çarpmayı yapalım. 3 kere 5 15 bölü 2 kere 4 8. Aşağıda sadeleşen var mı? Yok. Eksi 21, kere, 21 bölü 4 yapacaktır. Çarpı 14. Birinci aynen aldım. 15 bölü 8. İkinciyi ters çevirip çarptım. Şuradan bir eksi gelecek arkadaşlar. Çarpı 14. Sadeleştirelim. 7 ile 4 ile 8'i sadeleştirirsem 2. 14 ile 21'de 7'ler ortak. 2 ve 3 kalır arkadaşlar. Şu ikiler de birbirini götürür. 15'i 3'e bölersek son olarak 5 yapacaktır. Bir de önünde eksisi var. 6. soru işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Paydalar baktığımda 2014 şunun payında 1 var. Şunun payında 2015. Bunu ben 2014 artı 1 olarak ayrı yazarsam ne olur? 2014 bölü 2014 şunu yukarı yeniden yazalım. Artı 1 bölü 2014 aşağısı 2013 2014 bölü 2014 ne yapacaktır? 1 yapacaktır. Artı 1 bölü 2014 Şurası ne oldu? 2014 oldu arkadaşlar. Yani yukarısı 2014 artı 1 bölü 2014. Aşağısı da 2014 artı 1 bölü 2014 oldu. Pay ve payda birbirine eşit olduğu için cevabımız ne olacaktır? 1 olacaktır. 7. soru sıralamasında ardışık terimler arasındaki farklar birbirine eşittir diyor arkadaşlar. Baktığımda paydalar 5 ortak. 19 ile 1'in arasında kaç fark var? 8. Peki burada kaç aralık var? 1, 2, 3, 4 aralık. 18, 4'e tam bölünmediği için kesirleri genişletelim arkadaşlar. 2 ile genişletirsem 2 bölü 10 küçük, x küçük, y küçük, z küçük, 38 bölü 10 olur. 38'den 2'yi çıkarırsam 36, 4'e tam bölünüyor arkadaşlar. 38, 2, 2 bölü 4'ten 36 bölü 4, 9 birim. 2'nin 9 fazlası ne olacaktır? 11. 11'in 9 fazlası 20. 20'nin 9 fazlası 29. 29'un 9 fazlası 38 olacaktır. Yani x'imiz 11 bölü 10. Y'imiz 20 bölü 10. Z'imiz 29 bölü 10 arkadaşlar. Ne istiyor bizden? X eksi y artı z diyor. X ile z'yi topla y'yi çıkar diyor. 11 ile 29'u topluyorum. 20'yi çıkarıyorum. Bölü paydamız nedir? 10. Buradan 40 eksi 20 20 bölü 10'dan ne gelecektir? 2 gelecektir. 8. soru A ve B birer pozitif tam sayı B A'dan büyükmüş arkadaşlar. B eksi A farkı nedir diyor. Şöyle de bir işlem vermiş. Şurayı bir düzenleyelim. A artı A bölü 2 nedir? 3 bölü 2 çarpı A'dır arkadaşlar. A artı 1 artı A artı 1 bölü 2. O nedir? 3 bölü 2 çarpı A artı 1'dir. 3 bölü 2 katı. 3 nokta. B artı B bölü 2 nedir? 3 bölü 2 çarpı B'dir. Yani buradaki terimler A'dan B'ye kadar gitmiş. Kat sayıları da 3 bölü 2 oluyormuş arkadaşlar. Kaç tane 3 bölü 2 varmış burada? 9 tane. Nereden biliyorum? 3 bölü 2 üzeri 9 dediği için arkadaşlar. 9 tane terim varsa son terim eksi ilk terim artı 1 işleminden neyi bulacağım? Terim sayısını bulacağım. Paydası 1 olduğu için. B eksi A artı 1 ne eşitmiş? 9'a. B eksi A buradan ne gelecektir? 8 gelecektir. Doğru cevabımız C şıkkında. Ödev testi yeni nesil sorular arkadaşlar. A ve B birer tam sayı B sıfırdan farklıymış. A bölü B şeklinde X sayısı veriliyor. O zaman X için hangisi daima doğrudur? Doğal sayı olabilir mi? Olabilir ama olmayabilirdi. Daima dediği için yanlış. Tam sayı da olmayabilir. Pozitif sayı da olmayabilir. Ama kesinlikle rasyonel sayıdır. Burak, Meltem ve Cenk bir pizzacıya giderek aynı pizzadan sipariş ediyorlar. Burak'ın pizzası 10 dilime, Meltem'inki 12. Cenk'in de 15 dilime bölünüyor. Meltem pizzasının iki dilimini Cenk'e veriyor arkadaşlar. Ne oluyor? Eksi 2 bölü 12. Cenk'inki ne oluyor? Artı 2 bölü 12. Cenk kendi pizzasının bir dilimini Meltem'e veriyor. O da bir dilimini 1 bölü 15 eksiliyor. 1 bölü 15 Meltem'inki artıyor. Sonrasında 3 arkadaş önlerindeki tüm pizza, pizza dilimlerini bitiriyorlar. Yorumlamadan önce paydaları eşitleyip ellerinde toplam kaç dilim pizza var? bir bakalım arkadaşlar. Şöyle kırmızıya geçelim. Evet şimdi bu ranki 60 bölü 60. 60 eşitlenir bu arada. 10, 12, 15, 60 eşitlenir. Peki Meltem'inki ne? 60 eşitlersek 10 bölü 12 oldu burası. Bu da 1 bölü 15. E, payda eşitlersek şunu 4 ile şunu 5 ile şunu 5 ile 60'dan 10 çıktı. 50, 4 eklersek 54 bölü 60 yapacaktır. Şununki 54 bölü 60. Cenk'inki ne oldu? Şunu 4, bunu 5, şunu 4 ile genişletirsem. 4 kere 15, 60. 10 eklersem 70. 4 çıkarırsam 66 bölü 60 oldu. Peki buna göre değerlendirelim. Ne diyor? En az pizzayı Cenk yemiştir diyor. Cenk'inki kaç dilim? 60 üzerinden değerlendirirsek 66 ise Meltem 54 burak 60. En az Meltem yemiştir. Bu yanlış. Cenk ile Burak'ın yediği pizza miktarlarının farkı. Cenk ile Burak'ın farkı 66 eksi 60. 6 bölü 60'tır. Ne diyor? Burak ile Meltem'in. Burak ile Meltem'in 54 ile 60 farkı ne olur? 60 54. 6 bölü 60 yapar. Bu farklar eşittir diyor. Evet doğru söylüyor. İkinci maddede. Başlangıçta Burak'ın bir dilimi Meltem'in bir diliminden daha büyüktür. Burak ona bölmüştü. Ee, en az dilimlenen onunkiydi. Dolayısıyla onun dilimleri daha büyük olacaktır. 2 ve 3 doğru cevap arkadaşlar. Tüm daire ve kareler eşit parçalar ayrılmış, ayrılmış olması koşuluyla yukarıda bir işlem tanımlanmış. İşlemde ne diyor? Dairenin 3'te biri alınmış. Buradan 2 bölü 4 çıkarılmış. Onu 1 bölü 2 olarak da yazabilirim. Genişletirsem şöyle ne olur? 2 eksi düzeltiyorum. Şurası 2 bölü 3'müş. 2 kere 2 4 yaptı o zaman. 4 eksi 3 bölü 3 kere 2 6 oldu. Ne yaptı burası? 1 bölü 6 yaptı. Hangisi 1 bölü 6'dır diyor. Baktığımda C şıkkının 1 bölü 6 olduğunu görüyorum. Dördüncü soruda şöyle bir şekil verilmiş. Ne diyor? E, bu A sayısı şöyle ifade ediliyor diyor. A tam B bölü C soldaki tam sayıymış. B kesi, e, pay C de payda da oluyormuş. Buna göre M sayısı ne olur? M sayısı 2 tam 3 bölü 4. N sayısı ne olur? 4 tam 1 bölü 2. Buna göre bileşik kesire çevirelim hemen arkadaşlar. Ne olur? 4 kere 2 8 bir daha 9 bölü 2 eksi 4 kere 2 8 3 daha 11 bölü 4. Bunu da genişletirsem 18 yapar yukarısı. 18'den 11 çıktı 7. 2 kere 2 4 paydalar ortak. 7 bölü 4 A şıkkı olacaktır. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.